Gamze Polen Akşimşek. Ben uzman fizyoterapistim. Pediatrik fizyoterapi alanında çalışıyorum. Annelerin hamilelik sürecinden doğumdan sonrasına kadar bebekleriyle ilgili gelişimlerini takip ettikleri bir iş aslında yaptığım iş. Yeni doğandan adolesan döneme kadar bebeklerin ve çocukların fiziksel gelişimi, motor becerilerinin gelişimi, duygusal gelişimleri, sosyal gelişimleri ve duyusal gelişimleri bir bütün halinde incelenir. Fiziksel gelişim başta olmak üzere yoğunlukla da duysal gelişim üzerine çalışıyorum. Aslında çevremizde her dakika duysal uyaranlara maruz kalıyoruz ve duyu reseptörlerimiz bunları algılayıp beyinde gerekli yerlere iletiyorlar. Sonra beyinde işlemleme sürecinden sonra biz bu duyular vasıtasıyla aldığımız bilgileri işleyip bir sonuç ortaya koyuyoruz. Bunu keşfetme süreci bebekler için çoğunlukla zorlu geçiyor. Yeni doğan bebeklerin sürekli ağlama sebeplerinden biri de etraflarında daha önce hiç alışık olmadıkları uyaranlara maruz kalmaları. Anne karnından farklı olarak yoğun bir ışık, yoğun bir ses ve dokunsal uyaranların bir anda vücudunuza hücum ettiğini düşünün. Bununla baş etmek çok zor değil mi? İşte duyu bütünleme süreci burada devreye giriyor. Hem anneye bebeğinin duysal uyaranlarla ilgili ne hissettiğini, ne yaşadığını, bunları nasıl anlamlandırması gerektiği fikrini veren, hem de bebek için bu süreci nasıl uyumlandıracağını, nasıl çalışacağını anlatan bir süreç aslında yaptığımız terapi. Bazı durumlarda bu uyum süreci bebekleri zorluyor ve bu alanda çalışan bir çocuk fizyoterapistinden destek alma zorunluluğu hissediyorlar. Bu noktada biz devreye giriyoruz. Hem annenin bebeğiyle gelişimini destekleyip iletişim basamaklarında ilerlemesi için bir kapı açıyoruz, annenin bunu keşfedebilmesi için. Hem de bebek için yol gösterici oluyoruz. Bazen bize başvuran kişiler erken dönemde, bebeklik döneminde değil, daha ileri yaşta, okul öncesi dönemde ya da okul çağındaki çocuklar olabiliyor. Bu çocuklarda gözlemlediğimiz şeylerde büyük dikkat dağınıklıkları, bazen ders esnasında sırada oturmakta zorlanma, dikkatini toplayamayıp kaykılma, eğilme, postüründe olan bozukluklar, bazen belli dokulara dokunmaktan kaçınma, bazen de tam tersi ısrarla aynı dokulara dokunmak isteme, bazı tat ve kokudaki yemeklerden uzak kalmaya çalışma, bu yemekleri yemeye reddetme, bazen bir oda içinde yürürken mesafe algısını ayarlayamayıp sürekli etraftaki objelere çarpma, bazen de ses tonunu ayarlayamayıp olması gerekenden yüksek ya da alçak sesle konuşma şeklinde kendini gösterebiliyor bu bulgular. Bir diğer önemli nokta da motor planlama aşamasında zorluk yaşayıp bazen de kendilerine planlanmış olarak verilen aktivitelerde yönergeleri takip edemiyorlar çocuklar. Bu tarz çocuklarda duyuların dış dünyadan alınması, beyinde algılanması, kavranması, yorumlanması ve işlenmesi sürecinden sonra adaptif cevap açığa çıkarmaya çalışırız. Bir çocuğun motor becerilerinin ve zihinsel becerilerinin zamanında ve yerinde gelişmiş olması, duysal yönden de gelişiminin tam olduğu manasına gelmez. Terapi sürecinde önce bu alandaki değerlendirmelerle eksik kalan yapı taşlarını bulup sonra onlar üzerine yeniden gelişimi inşa ederiz. Bir çocuğun zekası ve motor gelişimi ne kadar gelişmiş olursa olsun günlük hayatta fonksiyonlarını yerine getirebilmek için duysal gelişim ve duysal işlemleme sürecinin de aynı ölçüde gelişmiş olması gerekmektedir. Bu yüzden çocuklar terapiye ihtiyaç duyarlar.